Herkese merhabalar arkadaşlar. Valla ben bu video serisini çekip çeker miyim, çekmez miyim, yapayım mı, yapmayayım mı falan diye bayağı düşündüm. Ama günlük tekrar olsun diye kendim çalıştığım kısmı video çekip atmakta problem görmedim. Bu videolarda çok fazla hata yapabilirim. Şimdiden kusuruma bakmayın. Sizin de değerli zamanınızı çalmak istemem ama mümkün olduğunca hatasız yapmaya çalışacağım. Şimdi bizim ilk hafta gördüğümüz bir paraşütçü düşüşü vardı. Arkadaşa bir kendi ağırlığından dolayı yer çekimi ivmesiyle birlikte ağırlığı oluşmakta ve bir F kuvveti oluşmaktaydı. Bir de hava sürtünmesiyle birlikte oluşan bir kaldırma kuvveti ve yavaşlaması vardı. Ve bunun üzerine denklemler kurduk. Ve bu denklemler iki parçaya ayrıldı. Birisi analitik denklem çözümüyle yapılmış analiz, numerik analiz. Diğeri ise analitik çözümlerle oluşmuş diferansiyel denklemlerin çözümlenmesiyle oluşmuş analitik denklem. Bir de numerik çözümlerle oluşmuş bir numerik denklem karşımıza çıktı. Ve bu iki değer sonuçlarını da elde etmek için böyle bir sistem kurduk. Direkt şu sabit değerleri buradan alıp hatta o V'yi almama da gerek yok. Şurayı alıp aynı yere kopyalıyorum ki onlar bir elimde dursun. Şu tablo değerlerimi de alayım. 50'ye kadar almış. Tekrar yazmaya gerek yok. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 olarak yazmış. Ve analitik denklemin çözümünü alacağım. Şunu da kopyalayayım bu tarafa, bu tarafla işimiz bitsin. Evet. Nasıl yaptım? Taradım, kontrol C yaptım, kontrol V yaptım. Şöyle de yapılabilirdi. Kopyala. Yapıştır yok mu? Heh. Yani göremeyince neyse bu tarafı silelim. Kafa karışıklığı yaratmasın. Şimdi analitik çözüm. Hoca sadece analitik çözümü anlattı. Numerik çözümü de bir sonraki gün ödev verdi. Biz bir analitik çözümü o zaman bir tekrar edelim. Şimdi denkleme baktığımda m çarpı g bölü c, bunlar sabit değerlerim. 1 eksi e üzeri eksi c bölü m çarpı t. Burada tek değişken diyelim t. Diğer hepsi sabit. Ve Excel tablosunda sabitleri göstermek için önlerine ve ara kısma bir dolar işareti koyuyoruz. Ve bir işlem yapacaksak bu hücrenin içerisine, bu kutucukların her birine hücre deniyor. Bu hücrenin içerisinde bir eşittir atamamız yeterli oluyor. Ve şimdi başlayalım. M öyle değil tabii ki çarpı G buna bir bölü atayalım. Daha doğrusu parantez içine aldım ki ne olur ne olmaz o çarpma işlemini önce yapsın sonra C ile bölsün. Aslında bölmesi, toplaması, çıkarması çok da dert değil. Tekrar parantez içine aldım. Bu parantezin mantığı MATLAB'da da olduğu gibi önce parantez içindeki işlemleri yapıyor, sonra dışa doğru açıyor. O yüzden şuraya bir şu nokta fazlalık oluyordu ya. Ona gerek yok. Bir parantez. 1 eksi formülden yine gidiyorum. E üstü olarak belirtmek istersek mesela 3 üstü olmasını belirtmek istersek şu şekilde yazmamız yeterli. 3'ün karesi olarak ifade ediliyor. Ama E üstü olarak yazmamız gerekiyorsa üst dememiz yeterliymiş. Evet, daha formülü bitirmedim. Daha bekle. Excel tablosunda şey de var. Yeni versiyonlarında tabloda eksiğiniz var. İşte hesapta eksiğiniz var gibi sizi uyarıyor. O da güzel bir özellik. Üst dedik. Bir daha parantez açtım. Eksi yine C bölü M parantez. Bunun bir de T ile çarpılması var. T çarpımını yanlış algılamasın diye program çarpı T ile yok Tekirdağ'ın
Tekirdağ falan böyle bir şeyler yazdı ama yok öyle değil. Şimdi buna bir enter diyelim. Bakalım. Formülde bir parantez eksik. Evet, son parantezi atamamışım. Şu parantezi eksik yapmış. Bir daha enter dedim. Çok güzel. Evet. Hepsini geride çalıştım. Üst verdim. Formül düzen dedim. Şuraya şöyle bir şey yapsam, kandırabilir miyim? Yemedi. Bir dakika. Şöyle yapsam, bayağı bol parantezli bir işlem oldu. Yine yemedi. Ben en iyisi bir kopya çekip geleyim. Evet. Galiba oldu. Evet. Her şey çok güzel. Yani bir kere de formülü yazmışım da şuraya fark etmişsinizdir ki şuraya T yazmıştım. Tabii ki de T değerimiz de var. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi böyle formülü yukarıya aktardınız. Formülü tamamen yazdınız. Hiçbir sıkıntınız yok. İlk değeri de verdi size. Şimdi ben bu formülü hani bu bütün sütundaki bütün değerler için atama yapıyorum ya. Ben bunu aşağıya doğru çektiğim an şu köşesinden tutup çektiğim an buradaki bütün G değerleri aşağı doğru kayacak. Yani her birinin hatta yapalım. Bak yaptım. Hata verdi. Çünkü bakın bunu tıkladığımda ve formülü açtığımda bakın bu değerlerin hepsi şuna nazaran hepsi yer değiştirmiş durumda. Ve ben böyle olmasını istemiyorum. Çünkü benim sabit değerlerim var. Onları değiştirmeyeceğim. Sadece neyi değiştireceğim? Zaman faktörünü değiştireceğim. Onun için de şuralara birkaç tane kendimi şu şeydeki adam gibi hissettim ya. Şuraya bir ağaç konduralım. Şu derenin kenarına bir evcik çizelim. Hepsine dolar işareti. Yani para gözümüzü bürüdü. Valla. Ben bunu nasıl başardım? Çok güzel. Sabotaj. Kendi kendimi sabote ettim. Çok güzel. Müthiş. Videoya ne oldu acaba hiç bilmiyorum şu an. Neyse. Böyle aksilikler olabiliyor. Yön tuşlarını falan fazla kurcalamayın. Hey Allah'ım ya. Zaten. Evet. Şurada çarpma işlemini yaptırdık. Bir daha enter diyelim. Evet, aynı değeri bulduk. Yani şimdi tabii bende burada değer var. Bakıyorum. Diyorum ki ha bu değermiş diyorum. Tamam diyorum. Doğru değer diyorum. Yapıyorum da bak yani sonrakiler için nereden teyit edeceğiz? Ama formül yanlış olduğunu söylüyor. Hata veriyor. Onda bir sıkıntı yok. Bol parantezli kullanmakta fayda var. İşlem sırasını daim olarak hani hoca hep diyor ya işlem sırası bu program kendiliğinden bu işlemi aynı sırayla yapmaz. Siz çözerken hangi sırayla çarpımları, bölmeleri ve toplamaları yapıyorsanız hepsini parantezle belirtin. O yüzden böyle bol parantezli bir Excel toplamı oldu. Böyle dağıttığımda ise güzelce bütün değerleri çıkarttım. Şimdi bunları çıkartmak tamam. Bunlardan bir de tablo yapalım dediğimizde şöyle her iki kısmı da tarıyoruz. Ve ediyoruz. Ekle diyoruz. Şuradan istediğimiz herhangi bir tablo çeşidiyle belki daha farklıları da vardır. Neyse biz şöyle yapalım. Böyle bir tablo çıkartabiliriz. Bu da analitiğin görseli. Numerik kısmında buraya alalım. Seni şu tarafa götürelim. İyi bari ekranı falan tepe taklak yapmıyorum. Nasıl çekti acaba ya? Şu an Bandicam patlamış. Ben boşa boşuna da konuşuyor olabilirim. Numerik analizde de ilk değeri 0 girdik. Buraya bir denklem girmemiz lazım.
Bunu tabii ki yazmayacağım. Çünkü opsiyonel ödev olarak geçiyormuş. Birkaç arkadaşım beni uyardı ve yazma dediler. O yüzden yazmamam gerekiyor. Ama çok basit. Şöyle anlatayım. VTI. VTI neresi? Burası. Yani birinci hız artı işte G eksi parantez içinde mesela C bölü M. O da parantez içinde TI yine 0. Da iki tane parantezi kapattım. Diyelim ki yine çarpı, belki noktalı çarpıdır, hiç bilmiyorum. Burada da T'leri yazıyorsun. T'leri de işte bu taraftan ekleyeceksin birbirinden çıkartma olarak. Hiç söylemedim. Yani yapmadım şu an. Ama umarım herkes yapar ve 10 puanı kapar diyorum. Keşke opsiyonel olmasaydı da ben de rahat rahat hepsini anlatsaydım. Gönül ister anlatmak ama çok büyük uyarı aldım. Suç ihsan eylediysem affola, inşallah faydalı olmuştur. Bakalım belki de size hiç ulaşmaz.